Tespit ettiniz. Şimdi bundan sonraki mesela efendim iki basamaklı olarak bakmak lazım. Bir kısa vadede ne yapılabilir? Uzun vadede söylediğiniz eğitim politikaları yeniden gözden geçirmeli diyorsunuz. Kısa vadedeki çözüm öneriniz nedir? Kısa vadedeki devlet elbette gerekli tedbirleri almalıdır. Yani terörle mücadele bu şekilde devam etmelidir. Terörle mücadele bu şekilde devam edemez. Öldürmekle efendim o olaylar bastırılamaz. Öldürmeyince de o sizi öldürüyor. Bak o biz ayrımı yok burada. Teröristi kastediyor. Anlıyorum. Terörist dediğimiz de bu ülkenin vatandaşı. Bak orada şu an saldırı var diyoruz. Evet. Bunlar başka bir devletin vatandaşı değil. Ve bu devletin kaymakamlığına saldırı düzenleniyor. Devletin vatandaşı devletin kaymakamlığına saldırıyor. Niye saldırıyor? Bunun sebebi ne? Bunların araştırılması lazım. Bir saniye anlamda. Sayın Genel Başkan, müsaade eder misiniz efendim? Ferhat Salman, TRT'nin Batman muhabiri. Ferhat Bey, durum nedir? Bize bir bilgi verir misiniz? Saldırganlar kaçtı. Şu anda geniş güvenlik önlemleri alındı. Arama ve tarama. Efendim durum böyle. Seçimleri de sanki zorlaştırmak isteyen bir mekanizma var. Doğrudur. Doğrudur. Olacak. Her şeyden önce devlet mekanizması kendi içerisinde tutarlı mıdır? Devletin güvenlik güçleri gerçekten bir bütün olarak devletin emrinde midir? Değil mi? Değil tabii. Nasıl yani? Canım devletin güvenlik güçleri devlete karşı çoğu yerde. Anlayamadım. 27 Mayıs darbesi devlete karşı yapılmadı mı? Başbakan'a karşı yapılmadı mı? Başbakan asılmadı mı? Başbakanın emrinde olması gerekmiyor muydu silahlı kuvvetlerin? 12 Mart muhtırası 1971'de devletin meşru hükümetine karşı, parlamentosuna karşı yapılmadı mı? 12 Eylül hareketi. Sayın Kenan Evren çıkmış diyor ki kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis için diyor. Yendi devletin gücü değil miydi? O günü kadar nerede? Nasıl oluyor da 11 Eylül itibariyle tabir caizse kan gövdeyi götürürken 12 Eylül'de işler bitiveriyor. Yoksa diyorum ki Sayın Kenan Evren bu olayları sen mi kışkırtıyordun? Onu soruyorum. Siz 20... o zaman ne yapıyordunuz efendim 12 Eylül 80'de? Ben milli görüşüm içerisinde. Asistandım. Üniversitede asistandım. Hangi üniversitedeydiniz? Atatürk Üniversitesi, Erzurum. Sizin okulunuzda da bu boykotlar, o sıkıntılı günler aynı şekilde yaşanıyor mu? Öğrencilik yıllarımda tabii ki. Orada da yaşanıyordu. Orada da ben şunu söyledim, asistandım. Üniversitede tabii eğitim imkanı kalmamıştır diye ara veriyor eğitime. Ben o zaman dedim ki, gerçi bizim yönetimde söz hakkımız yoktu ama bölümde durum değerlendirmesi yapıyorduk. Çağrı yapalım dedik. Madem ki üniversiteye polisin girmesine karşı eğitime ara vermek mecburiyetinde kaldığı zaman hocaların memur olma dışındaki özlük hakları kesilsin dedim ben. Üniversite tazminatı falan var. Tamam mı? Nasıl ya, bu enteresan bir teklifmiş. Ben asistandım bak o şeyde. Evet. 1977'de asistan olarak girdim. Madem ki üniversite eğitim yapamıyor, ikide bir de karar alıyor, eğitim ara verilmiştir diye. Eğitime ara veriyor madem, tamam mı? Eğitime ara veriyor. O zaman eğitim ödeneği falan var orada, üniversite ödeneği var. Onlar da kesilsin dedi. Geliştirme ödeneği var. Eğitime ara verdiği zaman, tamam mı? Her bütün birimler ciddi manada... O zaman siz biraz hocaları galiba bu örgütlerle işbirliği içerisinde görüyordunuz. Yani işin içinde bir terslik var diye düşünüyordum, tamam mı? Yani herkes elini taşın altına koymalı. Bu ülke bizim diyordum. Ben asistandım o zaman. Yeni üniversiteye yeni girmiş. Bir asistandım. Provokasyonları görüyordunuz. Görüyordum tabii.